güzellerim, nasılsınız? Keyifler maşallah fevkaladenin fevkinde herhalde. Çünkü yüzleriniz gülüyor. Hepiniz böyle sanki Fransız Vogue'dan fırlamış gibisiniz maşallah. Baksanız o güzelliğe bakın ya Rabbim, bu bacaklar böyle. Aman aman ben ya Rabbim ne yapayım acaba? Efendim, sanata ve sanatkara vermiş olduğunuz değer için, sevgi dolu yürekleriniz için ve hepsinden önemlisi sanatı ve sanatkarı takdir edebilme üstünlüğüne haiz hassalarınızdan doğan takdir dolu alkışlarınız için, her şey için, her şey için binlerce teşekkürler bizlerden sizlere. Lütfen kabul ediniz efendim. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu layık olabiliyorsam, ne mutlu efendim. Var olunuz, var olunuz. Alkışlayan elleriniz dert, gönülleriniz keder görmesin inşallah. Kurban olsun ablanız size. Efendim, gerek sizleri, gerekse ekranları başında bizleri izleyen hepsi birbirinden kıymetli benim değerli izleyicilerimi ve pek tabidir ki hepsi birbirinden kıymetli üstad seviyedeki saz üstadlarımı ve haninde üstadlarımı fazla bekletmeden fasıl musikimizin icrası için yüksek müsaadelerinize sığınarak haninde arkadaşlarım arasına geçiyorum efendim. Thank you.
Nedir bu? Aşkım, aşkım, aşkım.
Hamur senin boynun tosunu hayranım. Boynun tosunu hayranım. Ey Allah, ey Allah, Allah, Allah. Değerli dinleyicilerim, saygıdeğer izleyicilerim, bu akşam hemen sizlere fazla bekletmeden, hepsi birbirinden kıymetli olan, çok değerli olan, benim için hakikaten çok ayrı yerleri olan, çok önemli iki ağır misafirimi hemen huzurlarınıza davet etmek istiyorum efendim. Daha isimlerini duymadan bu kadar alkışlıyorsunuz. Ağır dedim diye anlaşıldı ki ağır toplar geliyor. Bir de isimlerini söylediğim vakit acaba nasıl alkışlayacaksınız? Efendim önce janrının en büyüğü, değerli üstad, kıymetli hoca, Sayın Müjdat Gezen. Efendim, Türk hafif müziğinin hakikaten çok büyük bir ismi. Kamına erişilmesi çok güç. Gelmiş, geçmiş ve gelecek neslin medarı iftarı en büyük sanatçı, değerli arkadaşım Sayın Sezen Aksu. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz Müjdat. Biz şeref duyduk sağ ol. Canım benim, o şeref bendenize ait. Minikçim nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Efendim, Sayın Sezen Aksu hanımefendi, benim çok saygı duyduğum, hakikaten yürekten sevgi beslediğim, çok değerli, usta bir arkadaşım. Aynı zamanda çok kadim de dostum efendim. Ara sıra biz telefonda dertleşiriz, evlerimizde buluşur dertleşiriz.
bütün sanatkar arkadaşlarımı fazlasıyla severim ama onun yeri bir apayrıdır. En çok da zamanında çalıştığım starlardan biridir sevgili Sezen. Aynı şekilde değerli üstadımız da efendim. Yine benim hayatımda çok ayrıcalığı olan benim isim babamdır. Evet. Efendim, Melahat Hoca, Melahat Pars üstadımız beni Fahrettin Aslan Beyefendi'ye yolladı. Fahri Bey beni dinlemek için taşlık biliyor. Sen bir anlatıver istersen. Ya seneler geçmiş. En az 5 sene oluyor yani. Bravo, bravo. Ay, o benim gözümde hala o kadar genç ve güzel ki hala o kadar. Ben Bülent'in her yönünü seviyorum. Sanatçılığı, yorumculuğu şu ama o insan yönü yani o şurasından çıkarttığı yönü benim için en önemli tarafıdır. Tanıdığım ilk günden şu güne kadar hiç unutamadığım bir şeydir. Evde oturdum. O zaman Milliyet Gazetesi'ne spor yazıları yazıyorum. Telefon çaldı. Maxim Gazinosu'nun genel müdürü Burhan abi var. O Burhan açtı. Atakan. Burhan Atakan. Telefon etti bana dedi ki gelir misin bir konu var dedi. Konuşacağım. Dedim ki yazı yazıyorum ya. Fahrettin Aslan'ın da adetidir paralelden telefon açar. Evet. Beyefendi dedi ya bir dakika gelir bir iş konu için bir mesele konuşuyor. Gittim. Gazete ilanı yapmışlar kurşun kalemle. Bülent Erkoç, işte Beyaz Kelebekler, Selma Güner'i, Müjdat Gezen böyle bir kadro. Dedi ki biraz sonra buraya gelecek dedi. Bir dinleyelim bakalım dedi. Ben dedi öldüm onun sesine dedi. Müzeyyen Hanım onu sahneye çıkardı dedi. Hmm. Bir tane şarkı okudu dedi. Orası yıkıldı filan dedi. Ben haberim yok. Az arası geçti geldi Bülent hakikaten. Şimdi benim musiki bilgim kendime göre. Fakat ne sorsam dedi efendiler ıtrilerden girdi. Hammamizade işte Salahattin Pınarlar'dan sadece ben şaşırdım kaldım ne yapacağımızı bilmiyorum. Fotoğrafçıya gittik resim çekildi fotoğraflar çoğaltıldı geldi. Dedim ki Fahri abi Erkoç soyadı sanki böyle bir değişik bir şey. Acaba Ersoy'u yapamaz mıyız dedim. Yumuşatalım biraz. Biraz daha, biraz daha. Ya sahneye, Erkoç. Koç. Ahmet Kataöz'dü bizim biliyorsun. Ahmet Özsan Ahmet yaptı. Ahmet Özsan bunu. Oldu. Evet. Onu da mı sen yaptın? Ne demek düşünüyorsun? Türkçenin lastiği. Siz bilirsiniz. Bülent Ersoy diye ertesi gün ilaç. Şimdi Fahri Bey bana dedi ki elden tutacağız dedi. Bir politika yapıyoruz. Bu gazinonun politikası vardır. Star olacak dedi. Bu kesin dedi. Bir hafta ben Bülent Ersoy diye anons ettim. Aradan bir hafta geçti. Smokinlerimi çıkardım. Sokak elbisemi giydim eve gidiyorum. Dedi ki bana hayrola anons et. Dedim senin artık anonsa manonsa ihtiyacın kalmadı. Bu iş yırtıldı bitti gitti dedim. Ve tabii bu benim bildiğim bir şey değildi. En iyi orada oturanlar biliyorlardı bunu gazinonun. Müşterileri, seyircileri biliyorlardı. Aradan bir zaman geçti. Dedim ki Bülent sabah okusana dedim. Çok ağır gazinoda. Ben denerim dedi. Ve Türkiye gazinolarında belki bir asos ilk defa sabah okudu. Sonra onu... Besteni Gera bağladı. 6-7 tane seyirci ayaklarda. Ondan sonra zannediyorum meşhur olacak bir gün yani mutlaka. İnşallah. Efendim Sezen Aksu'yla da çok anılarımız var. Hatırlarsın değil mi? Maxim Gazinosu'nda. Ya, aslında kaybolup gidiyor. Yani çok özel bir eğlence sistemiydi evet, Türkiye'de. Ne güzeldi çalışmalar. Çok müthiş anılarımız var. Ve nasıl anlaşırdık? Ya. Bu kadar star bir arada çalışırdık. Müthiş. Ve hiç birbirimizi bugüne kadar 22 sene değil mi? 22 sene. Sene bir günden bir güne incitmedik, kırmadık. Hep birbirimize sevgi ve saygı
doluyduk. Yani bilemiyorum. Çok şanslıyız aslında. Değil mi? Sezen, böyle, bir yani... de öyle 10 gün 20 günlük programlar falan değil. Mesela aylarca Bülent başladı mı 3 ay giderdi. Oradan benim... bir İzmir yapardık. Ya öyle. Ankara'sı vardı, Ankara, İzmir'i vardı. Evet. Benim en unutamadığım bir de Caddebostan Maksim'de sevgili Fahrettin Aslan'ın Müzeyyen abla. Sen ve ben, ha, üçümüzün bir programı vardı. Ben sizi seyretmekten tabii hiçbir şey farkında değildim yani. İnanılmaz bir şeydi, rüya gibi. Güzel. Olağanüstü bir şeydi tabii. Güzel. Arkadaşlıklar güzel oralardan geliyor tabii. Yani. Ben Gar Gazinosu'ndan oraya bir hafta arayla oraya geldim. Maksim'e. Ve hiç unutmuyorum, hayatımda ilk defa kuralımı bozdum Ramazan'da. Ramazan'da. Evet, Ramazan'da. Ramazan'da ben çalışmazdım, evet, hiçbir zaman. Fakat Fahri Bey tabii benim veli nimetim. Ya benim Allah'ım, için de çok önemli. Allah'ım affet dedim ya Rabbim. Çalıştım ama Allah beni affetmedi. Ve ondan sonra hapise girdim. Biliyorsun. Oradan fuara gittik. Fuarda hapise girdim. Allah beni affetmedi. Yani onun için hiç Ramazan'da böyle içkili gazinoda çalışmayı istemiyorum. Ben onun... Ve o oldu. Tövbeler tövbesi. Allah affedicidir. Ben onun Tanrı ile ilgili olduğunu sanmıyorum. O zamanki 12 Eylül döneminin, yani sana yaptıkları tutumdan eziyetlerin bir devamı olarak görüyorum. Çünkü dünya tarihinde hiçbir zaman bir paşanın tutup da bu sanatçı artık sahneye çıkmasın, ben bunu istemiyorum dediği devir. Yalnız sahneye çıkmasın, çıkmasın mı? Hayır, yani çıkmasın mı? Gazete ve mecmualara bile yasak kondu. Evet. Onun bir kare resmi çıkmayacak. Evet. Bir satır ismi, evet, geçmeyecek. O 12 Eylül devriydi. İşte benim de en çok delirip bir sahne sanatçısına, bir ses sanatçısına, Bülent Ersoy gibi bir insana bu nasıl yapılır diye oynattığım ve her şeye rağmen gazetelere beyanat vermemiz bile yasaktı. O devirdir. Bülent'in resimlerinin çıkması, haberinin verilmesi ve şarkı okuması yasaktı. Evet. Çok şükür Allah'a, Allah ki artık o günler yerler. Allah razı olsun. Böyle dostlarım var. Benim böyle veli nimetlerim, değerli dinleyicilerim var. Kurban olduğum Allah'ım yüzümü kara getirmesin. Ömrümün sonuna kadar inşallah en güzel şekilde sizlere hizmet verebilirim. Efendim, teşekkür ederim. Muhakkak ki bilirsiniz ama ben bir kez daha söylemek ihtiyacını hissediyorum. Sayın Müjdat Gezen Beyefendi'nin sesinin ne kadar güzel olduğunu ve musikiye ne kadar yatkın olduğunu bilirsiniz. Ya. Ha, bilmiyorum. Ya. Ne yapacağım?
bölümü Bülent Ersoy'dan dinliyorum. Ben bir an öyle 22 sene, 22 sene öncesine döndüm. Bebek Maxim gazinesi Bebek yanan. Maxim'de Bülent'in ilk profesyonel gecesinde onu elinden tutup şunu hatırlıyorum. Dedim ki saygıdeğer izleyicilerim, bu gece huzurlarınıza gençcik bir sanatçı çıkıyor. Hiçbir profesyonel amacı yok. Tek amacı Türk sanat musikisine hizmet etmek. Bir gün diyeceksiniz ki o gece biz oradaydık. O Bülent Ersoy dedim. Efendim iyi ki de beni takdim etmiş. Böyle büyük bir usta bana şans getirdi. Canım benim. Allah razı olsun. Sen doğuştan şanslısın olur mu? Allah vermiş ona. Allah razı olsun. Biz büyük ustadan da istirham edelim, bizi fazla bekletmesin. Pardon. O da mı söyleyecek? Tabii. Benim bundan haberim yoktu. Şimdi, o zaman ben müsaade edeceğim. Evet, söyle. Şimdi, o da fena abi, söyle. Buraya mı konuşayım, buraya mı? Hangisine konuşayım? Yakaya. Şimdi, ben usta falan değilim bir kere, estağfurullah da. Bu gece için özel bir şey hazırladım ben ama sana anlatmak istiyorum. Size de anlatmak istiyorum. Mithatcan'ın yani oğlumun doğumundan bir sene önce, demek ki 16 sene olmuş, 16 yıl. Rahmetli Turgut Akyüz o zaman Allah daha hayatta. İşte gazinolarda program yaparken çok zorlanıyorlar. Fiyatlar uçmuş falan, solist altı, solist işte program arası dolduranlar, paraları bir türlü denkleştiremiyorlar. Turgut Akyüz bana dedi ki Sezen dedi sen dedi Batı müziği söylüyorsun ama dedi o zaman sen dedi Türk müziği eğitiminden geliyorsun dedi Allah aşkına başa çıkamıyoruz dedi bu paralarla. Birinci bölümde Türk hafif müziği söyle, ikinci bölümde Allah Turka söyle dedi bana. Ben de ilk müziğe başlamam Türk sanat müziği ama yıllar olmuş tekrar söylemeyeli. Bülent'e telefon açtım bak şimdi hatırlayacaksın. Dedim ki böyle böyle bir şey söyledi bana Turgut Akyüz ama dedim ben yıllardır Türk sanat müziği söylemiyorum. Çabuk buraya gel bana dedim bir repertuar yapalım dedim. Sen karşıdan notalarını kolunun altına alıp geldin. Aynen. Hatırladın mı? Daha bitmedi. Daha anlatacağım. Devamı daha da güzel. Kürdili icazkar bir repertuar yaptı bana. Ya. Benim gözlerim böyle burnumun yanına geldi. Dedim ki bunlar çok kazık dedim. Söylersin dedi bana. Sonra yetmiyor gibi bir de Hicaz bir repertuar yaptı. Sonra ben Stardust o zaman, o gece kulübünün adı, Allah rahmet eylesin. Orada şarkı söyledim. Şimdi sana sürpriz, bu gece o şarkıları hazırladım. Bakalım öyle iyi mi? Söylüyor muyum, söylemiyorum.
Helal olsun. Bu kadar mı canım olur? Benim. Bu kadar mı olur be? Oh. Oh. Onu hep esas. Onu hep onu. Pardon. Hayır. Pardon. Hayır. Pardon. Ben onu öpmek için bahane arıyordum. Evet. Bu arada sesi Ay ağzına sağlık. İyi bunları unutmadın sen. Ya benim hayatımın en güzel anıları bunlar. Nasıl unuturum? Nasıl bak. Ne güzel anılarım. Nasıl benim. Demek ezberini aldı görüyor musun? Ya sen? Çok çok güzel sakladım onları çünkü çok güzel anılardı. Canım. Yani bir telefonumla karşıdan geldi koltuğunun altına notalarını sıkıştırmış. Bunlar çok ağır şarkılar diyorum söyleyeyim söylersin diyor bana. Şimdi Sezen için geçenlerde birisi demiş ki nota bilmediği için demiş şarkıları tabii öyle yapıyor. Tersten oradan bir nota tutun, okuyor biliyorsun. Tersten okuyor ya notayı. Yani biraz siz de öylesiniz. O tersten yüzden altından yukarıdan. Evet. Peki biz hiç seni dinlemeyecek miyiz? Okuyacağım. Ha valla. Okuyacağım. Zaman. Ben de okurum, okurum. Hadi okuyayım hele ben de. Hele nihayet görmüşler. Sen okuyun. Ha? Yeah.
de.
yanarken akasyalar açarken. Eğlencenin doyumsuz keyfi. Serdar Ortaç'la biz bize. En renkli akşamlar sizi bekliyor. Hafta içi her gün Kanal DMX'te. Ah ah, içimden neler geliyor, neler düşünüyorum. Benim öyle dünya güzeli arkadaşlarım var ki, bir tanesi fevkalade böyle bir ritim üstadıdır. İsmi lazım değil. Biri. Bir tanesi de çok güzel. Ala Turka. Nasıl o? İsmi lazım değil. İsmi lazım değil onun da. Onun da. Başlar semada saltanat, ben ağlarım gülerken. Mehtap fasıl fasıl dert ah, o ne zalim bir yarmış. Çalsın sazlar çalsın bu gece.
Bülent ağladık, mahvolduk, yıkıldık canım buralarda. Canım bir sürü şey geldi geçti gözümün önünden yani. Bütün anılar. Şu son köyümün yağmurları neydi bir de onu söyle, iyice mahvolalım. Olan oldu. Sen onu dinledin mi? Hı-hı. Dinledin değil mi? Beğendin mi Sezen Hakkı'yı? İşte burada damarlarım keseceğim, biraz sonra jilet açacağım. Jilet açacağım göğsüme bak. Peki Sezen'cim, ben sana o zaman istersen bir daha bir başka bir damardan bir şey okuyayım en son kasetimden. Daha da fena. Daha da mı fena? Ne? Direkt ne? Serum olarak kandan alacağız, damardan alacağız. Kanıyor bağrım, ya onu geri ver ya beni de al. Acıya yenildim, dinmiyor ağrım. Ya onu geri ver ya beni de al. Tükenen sabrıma biraz umut kat. Günahım var ise cehenneme at. Sevdiğim olmadan çekilme sayat. Ya onu geri ver ya beni de. Ey düzen içinde dünya döndüren, güneşi yakıp söndüren, ey can yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver ya beni de. Ey düzen içinde dünya döndüren, ey gökte güneşi yakıp söndüren, tene sindiren, ya onu geri ver ya beni. Ey düzen içinde dünya döndüren, ey gökte güneşi yakıp söndüren, ey canı yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver ya beni de al. Ya onu geri ver ya beni de al. Beni de al. Allah. Bülbülü gül için yaratan Rabbim, Mecnun'a Leyla'yı aratan Rabbim, aşk ile gönlümü donatan Rabbim, ya onu geri ver ya beni de. Farkım yok kuruyan ottan yapraktan, bıkabilir mi hiç yağmur topraktan. Ey sevgiyle cana can katan, ya onu geri ver ya beni de. Ey düzen içinde dünya döndüren, ey gökte güneşi yakıp söndüren, ey can yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver ya beni de al. Ey
ben içinde dünya döndüren, ey gökte güneşi yakıp söndüren, ey canı yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver ya beni. Sezen'cim, canım benim, hepinize çok teşekkürler ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza, ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Beni müteassıs ettiniz. Ben ve değerli dinleyicilerimin adına da konuşuyorum. Sizleri hakikaten yürekten seviyoruz ve alkışlıyoruz.